Eskişehir'deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğünü gösteren kamera kayıtlarını kurtaran jandarma kriminalinin tespiti hard disk 21 ve 22 Haziran'da silinmiş. O tarihlerde hard disk bilirkişideydi. Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü anları gösteren güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi skandalı büyüyor. Vatan Gazetesi'nin haberine göre Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğünü gösteren kamera kayıtlarını kurtaran jandarma kriminalinin tespiti hard disk 21 ve 22 Haziran'da silinmiş. O tarihlerde ise hard disk bilirkişideydi. Jandarma Kriminal Dairesi'nin verdiği raporla kayıp olduğu iddia edilen Harman Ermek fırınının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkarılmıştı. Raporda kayıtların 6 Haziran 2013'te fırıncı İsmail Koyuncu tarafından iki kez formatlama yoluyla silindiği ve bir gün sonra polis tarafından kayda el konulduğu tespit edilmişti. Jandarma kayıtları kurtarmıştı. Cinayeti ortaya çıkaran jandarmanın 30 Temmuz tarihli raporunda fırına ait kaydının yalnızca 6 Haziran'da değil 21 Haziran'da ve 22 Haziran'da da iki kez silindiği belirlendi. Jandarma raporunda bu durum şöyle açıklandı. Cihazın log kayıtları yani günlükleri üzerinde yapılan incelemede 6 Haziran 2013 günü saat 19.02, 19.03'te 21 Haziran 2013 günü saat 14.54'te ve 22 Haziran 2013 günü saat 14.21'de sürücüleri temizleme yani sabit diskin görüntü kayıt cihazı tarafından biçimlendirilmesi sonucu içeriğinde bulunan görüntü kayıtlarının silinmesi işlemlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Jandarmanın hard diskin iki kez silindiğini belirttiği 21 Haziran Pazar ve 22 Haziran Pazartesi tarihlerinde hard diskin görüntüleri kurtarması için savcılıkça görevlendirilen bir kamu üniversitesinde görevli bilirkişi de olduğu ortaya çıktı. Silme işleminin ilkinin pazar günü yapılması da kuşkuları artırdı. Bu bilirkişinin 26 Haziran tarihli raporunda fırına ait diskin içeriğinde herhangi bir veri tespit edilememiş, disk boş olarak görülmüştür. Silinmiş dosya olma ihtimaline karşı veri kurtarma işlemleri taranmış ancak veri tespit edilememiştir denilmişti. Yargı kaynakları savcılığın TÜBİTAK'tan görüntülerle ilgili istediği raporun gelmesiyle silinme işleminin nasıl yapıldığı, tarihin gerçek tarih olup olmadığına ilişkin gelişme yaşanabileceğini belirtti.